Kabul etmem gerek. Bu defa oyunu sen kazandın. Ben de aynı amaçla gelmiştim. Ama sen erken davrandın. Bu iyi ha? Öğreniyorsun. Ama senin işin burada biter. Hadi pırlantaları ver. Git başımdan çırak. Delirdin mi sen? Pırlantaları çalan benim. Bütün işi ben yaptım. Niçin sana verecekmişim? Bak, sen ya gerçekten çok akıllısın ya da gerçekten çok aptalsın. Şimdi rahat bırak beni. Dişa, Ranvir ve polisten kaçabilirsin ama benden değil. Neden onları çalmana izin verdiğimi biliyor musun? Hiç fikrin var mı? Ha? Yok mu? Aptal kız. Bu yüzden. Şimdi ister çakıl taşı ister pırlanta. Hırsızlıkta bir tek sen suçlanacaksın. Bu fotoğraflar şüpheye hiç yer bırakmıyor. Gitmek istiyorsun değil mi? Git o zaman. Git lütfen. Hiç durma. Sadece gitmeden önce tek bir şey söyle bana. Bunları ilk kime göndereyim? Ranvir'e mi? Polise mi? Aslında Ranvir'e göndermem iyi olur. Çünkü bunları gördüğünde seni hapse yollayacak. Aa, bu oyunu seviyorum. Önce İşen'in hayatını mahveden fotoğraflar yolladım. Şimdi de... Bu gördüğün fotoğraflar senin felaketin dişi. Babalarınız farklı olabilir ama kaderiniz aynı. İkinizinkini de ben kararttım. Nefes alamıyorum Ranvir. Ben neden olduğunu biliyorum. Sen hiç alışkın değilsin Nişani. Neden bunu hiç düşünmedin? Neden yaptın? Ha? Su. 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 Tamam, tamam bekle. Hemen su getireyim, hemen getireyim. Ranvir. İşani'nin kardeşi... Ranvir'den intikam almak için benden yardım alacak. Bugün... Bir kere daha en doğru kararı vermiş oldum. Bu pırlantaları sattıktan sonra da elimize geçecek parayı yarı yarıya paylaşacağız. Evet, yarı yarıya. Ne diyebilirim ki, ben yufka yürekliyim ve şu senin enişten gibi değilim. O ki seni ve aileni hizmetçi durumuna düşürdü. Son olarak da seni Manas Ezi ile evlendirdi. Heh. Kapa çeneni çırak. Kendinden bu kadar emin olmasan iyi edersin. Bir düşün. Yakalanırsak o zaman ne olacak? Çırak asla yakalanmaz canım. O başkalarını yakalar. Unutma güzelim. Gerçek pırlantalar benim elimde. Ranvir'de sahteleri var. Satmaya kalkarsa hapse girmesi bir yana piyasalarda kara listeye girer. Kimse onunla iş yapmaz. Tanınmış bir iş adamı olarak büyük para ve itibar kaybeder. Ve öğrendiğime göre yarın uluslararası pazarda bir pırlanta sevkiyatı olacak. Sevkiyat yapıldıktan sonra bir ihbarla Ranvir hapse girecek. Yani hadi rahatla, yarın intikamını almış olacaksın. Ben de benimkini. Ranvir ve İşani. İkisinden de. İşani. İşani. Aç gözlerini. İşani, İşani. İşani kalk. Merak etme. Sana bir şey olmayacak. Buna izin vermem. Kalk. İşani, sana bir şey olmayacak. Aç gözlerini. Aç hadi. Ben yanındayım İşani. Hadi konuş benimle. Hadi konuş İşani. Uyuma, uyuma sakın. Oh tanrım, ne yapsam? Telefonların hiçbiri çalışmıyor. Elektrik de yok. Nasıl doktor çağırabilirim? Hemen döneceğim, bekle. Kimse var mı? Kapıyı açın. Güvenlik. İşani, 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 İşani. Ranvir. Kötü bir şey olmayacak. Kötü bir şey olmayacak. Bana bak, bana bak İşani. Hadi bana bak. Aç gözlerini İşani. Konuş benimle, lütfen hadi. Ranvir. İşani.
Nefes al. Ramir. Derin nefes al Şen'i, derin nefes al. Korkma hadi, sana bir şey olmayacak. Ben yanındayım, kötü bir şey olmayacak. Buna izin verme. Bak bana. Bana bak Şen'i. Bak bana, bak. Bak benim Ramir, kocam. Ben her zaman yanında olacağım. Seni asla bırakma. Hadi Şen'i. Aç gözlerini Şen'i. Sen benden cevap istemiştin. Bunu yapacağım Şen'i. Ama lütfen. Önce gözlerini açman gerek Şen'i. Sen haklıydın Şen'i. Evet. Sen benim için önemlisin. Sen benim her şeyimsin. Her şeyimsin. Evet. Şen'i. Şen'i. Şen'i uyan. Kalk hadi Şen'i. Uyan Şen'i. Uyan diyorum. Uyan hadi. Uyan artık. Benim nefesim kesilene kadar bu yüz solmayacak. Onun nefesinin kesilmesine izin vermem. Şen'i. 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 Kartımla anahtarlarım kayıp. Umarım kimse ofisime girmemiştir. Şen'i, Şen'i buradan gidiyoruz. Her şey yolunda Şen'i. Dayanmaya çalış. Ranvir, sen burada mıydın? Şen'iye ne oldu? Bilmiyorum, birden rahatsızlandı. Doktor çağıralım, çabuk. Bana kalırsa ofiste bir şey oldu Ranvir. Ofisi mi düşünüyorsun? Şen'in durumunu görmüyor musun? Hemen doktor çağırmanız. Tamam. Alo, doktor? Muhtemelen alerjik bir tepki. Alkolün tetiklediği bir şey, bu da onu bu hale düşürdü. Ama... Endişe edecek hiçbir şey yok, merak etmeyin. Ona alerji için bir ilaç verdim. Başka ilaçlar da yazacağım, onları da alırsınız, tamam mı? Geceleri de mutlaka kontrol edin. Buyurun. Abi, doktoru ben geçiririm. Sen yengemin yanında kal lütfen. Ve şimdilik kimseye hiçbir şey söylemeyelim. Yengem biraz kendine gelsin. Yarın sabah herkese söyleriz. Buyurun.
Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.